Hogi? Kadın yalın ayak yürüyor. Ne güzel gülüyor ya. Aa, timsah mı şu? Çok enteresan değil mi o ilk bakışlar, bakışma anı? Evi bu. Şimdi bir kadın daha geldi. O da yardım edecek galiba. Asla yüzünüze bakmıyorlar. Çok utangaçlar. Günaydınlar herkese, merhabalar arkadaşlarım, nasılsınız? Ben Deniz Pehlivan, sizlere şu anda Kolombiya'nın Karayipler sahilindeki bir Palomine diye kasabasından sesleniyorum, hippi kasabasından. Hatırlarsınız önceki bölümde buraya geleceğimizi, buraya işte genelde hippilerin tarzında bir yer olduğunu, hostellerin olduğunu söylemiştim. Ama bugünkü videonun amacı Palomine'yi gezmek değil, buradaki Sierra Nevada dağındaki yerli kabileleri görmek. O yüzden bir abi gelecek şimdi. Çok videoyu uzatmayacağım. Ben de çok heyecanlıyım. Size de göstermek için sabırsızlanıyorum. Birlikte Sierra Nevada dağını gidip orada yaşayan kabilelerin yaşamlarına ortak olacağız. Köylerini ziyaret edeceğiz. Burada yapılacak benim için en önemli şeylerden bir tanesi buydu. Pek tabii ki sonra köyü, kasabayı yine size gösteririm ama önce bu bölgeye bir göstermek istedim. Çok böyle kaç kişiye denk geldim yolda. Heyecandan konuşamıyorum bile. Yani kıyafetleri, yüzleri, iletişim şekilleri bambaşka toplumlar. O yüzden buraya geldiğinde insanın yapması gereken en büyük ziyaretlerden bir tanesi bu olacak. Hazırsanız hep birlikte Kolombiya'daki Sierra Nevada'da bulunan yerli kabileleri ziyaret etmeye gidelim efendim. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın çıkacağımız dağlar şunlar. Yoner de geldi. Kardeşim benim. Bize şimdi yürütüyor. Hiçbir bilgi yok. Birlikte ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrimiz olmadan onun peşine düştük gidiyoruz. Köyden çıkacağız. Yukarılara yürüyerek gidecekmişiz. Sanırım hep yürüyerek çıkacağız yukarıya. Yani bir yere kadar gelip araçla mesela sonra yürüme şekli değil. Otelden dağın başına kadar yürütecek bize anlaşılan. Peşine düştük bakalım. Bayağı da bizi yürüttü. Şimdi çıkacağımız dağın yakınlarına geldik. Burada bir market varmış. Su falan alıyoruz ne olur ne olmaz diye. Bir de buranın muzlu keki meşhurmuş. Bunu yemeden daha çıkmayın diye. Buna daha da sorduk. O yemeyecekmiş. Anlaşabildiğimizi düşünüyorum ya da. Yemeyeceğini ve çok olur. Yemesen mi? Farklı. Ye, çok güzel. Köyün içindeki okul buymuş. Çocukları görmüştük de. Artık şu yoldan yukarısı Sierra Nevada değil mi? Gelmiş olalım artık gözünü seveyim. Gülüyor ya. Çok güzel bir yere geldik. Bakalım giriş buradan galiba. Yol üstünde bilmiyorum ne kadar net gördünüz ama şey film gibi ya. Devam edelim. Uno Aura. Si? Ha. 1 saat daha yürüyecekmişiz. Evet. Birkaç dakikası geçti. Yarım saat 45 dakikası. Herhalde toplamda 2 saatte çıkmış oluruz. Burası bir sürü hayvanlarıyla. Aa, ne kadar güzel bir yere geldik. Aa, timsah mı şu? Taş nesi be ya, ne timsah. Şimdi çocuğa şeyi sorduk. Bu bölgede çok böyle şey varmış. Endemik çeşitlilik olsun, hayvan çeşitliliği olsun. Hatta leopar falan varmış. Leopar vuruyor musunuz dedi. Gülüyor. Herhalde eskiden avlıyorlar mıymış? Öyle falan nesi böyle şeyler söyledi. İnternette araştırmış da. Şimdikilerin tabii pek umurunda değildir. Bizim Afrika'daki hani aslan yiyen kabile videosunu izleyenler bilir. Havası çok güzel oldu bu arada. Harika bir oksijen şu an bölgesindeyiz. Ve çocuk bakın yalın ayak yürüyor resmen. Ayağındaki terlik bildiğin ip incecik bir terlik. Artık nasırlaşmış ayaklarının altı. Ve taşların üstünde koşarak gidiyor resmen. Herhalde artık Milli Park'ın girişine geldik. Şöyle bir yol var. Jean-Luc yazıyor. Caminata 23 minuto. İspanyolca bir şeyler. Entrada. Ha. Girişe hoş geldik. Bir dayı var. O da yürüyüş yapıyor. Çok enteresan güzel yerler.
baktığımız yer var ya çok yüksek. Özellikle eğim çok fazla. Ve eleman terlikle çıkmaya devam ediyor. Vallahi helal olsun. Bravo amiga. Hem gülüyor boyuna. Bakın Nesko. Ya bir 15 dakikaya bayılır muhtemelen. Tesibe terlikle çıkıyor adam ya. Maşallah çocuğa. Daha 18 yaşındaymış bu eleman. Çok güler yüzlü bir çocuk. Ha gayret. Dinleniyoruz bak yerliler geliyor. Kogi? Kogi. Çok küçükler değil mi? Evet. Kadın yalın ayak yürüyor. Hay! Vallahi billahi yalın ayak yürüyor. Ya çok küçükler. Çok enteresan değil mi o ilk bakışlar, bakışma anı? Çok korkak, böyle ürkek bir ceylan gibi bakıyorlar. Ya, vallahi çok farklı bir şey olacak bu tecrübe ya. Yani o göz göze gelme anındaki o şaşkınlıklarını anlatamam size. Ben zaten GoPro'yu çaktırmadan koyacağım. Tripod falan bırakacağım. Size de gösteririm merak etmeyin. Kanala yeter ki abone olup bildirimleri açın. Bu alın teri sizin. Dilenci değiliz abi. Allah. O ses ne? Duyuyor musun? Leopar mı? Kaplan. Sesi duyuyor musunuz? Rehber de gitti. Yürü yürü. Çocuğun peşinden. İz bilmiyoruz, yol bilmiyoruz. Gebertirler bizi burada. O ses maymun sesiymiş. Şuralardan geliyor. Vay be. Biz de aslan mı kaplan mı diye tartışıyorduk. O zaman vamos. Denizi görüyor musunuz? Buradan itibaren yürüdük hep. Tepelere çıktık resmen. Çok bayağı uzakmış. Az kaldı ama ha gayret. Ormanda gezmek de çok keyifli ama yine de her şeye rağmen. Sen de yoruldun be Jonathan. Tranquila. Tranquila seyirciler. Ve bunun dönmesi var. Bakın abi. Alın teri. Görüyorsunuz yani turistik falan öyle şey değil. İnsanların çekingenliğini. Tabii bu çocukların işi bu ama halk daha tam anlamıyla hala dışarıya çıkmamış. Gittiğimizde de göreceksiniz. Artık az kaldığını tahmin ediyorum. Şurada maymun var. 2-3 tane. Ama bir... Çok küçük ama ya bunlar. Evet çok küçük. Kaşınıyor şu an, takılıyor bak orada şurada. Adam past the river by walking? Si, biz bırakayım. He, nehri yürüyerek geçecekmişiz. Okey. Aa, gel. Evet öyle diyor. Paraki de diyor. Hadi bakalım. Şuraya atacağım masaya, keyif yapacağım. Bir de hamak koyacaksın şuraya. Vay be. Ne kadar serinledi bir anda. Suya gelince. Yaprakları nasıl taşıyorlar bakın. Mucize ya. Bak bak şunları nasıl götürüyorlar bak. Resim de geliyor, park et. Şurada bekle. Hepsi aynı. Ne güzel gülüyor ya. Manyak bir yere geldik. Neler görünüyor acaba? Of, muhteşem. Bu kadar güzel bir yere geleceğimizi tahmin etmiyordum ya. Nehir falan böyle bir serinlik getiriyor şu an yüzüme. Full gördüğünüz her yerde devasa ağaçlar var. Ha gayret az kaldı. Tavukları var. Geldik köye. Şurada. Ne güzel yerde yaşıyorlar ya. Bakalım nasıl gireceğiz şimdi köyün olduğu meydana. Çaktırmadan gelin dedi. Girdik bakalım. Şimdi bu köyün evleri bunlar. Bakalım ne yapıyorlar. Deniz.
Sadece kıyafetleri var. Başka hiçbir şeyleri yok ha adamlar. Yaşadıkları yer de şöyle. Göstereyim. Ana papağan mı o? Yanımdan uçtu. Bak evin içi, önünde bir yaşıyor. Aa gel. Gel. Aa gelecek. Vallahi geliyor. Ana. Aa, böyle bir yerde yaşıyorlar. Aa. Allah Allah. Evcilleşmiş. Kovuların evine kaladı. Aa çocukları da geldi. Neyi çekeceğimi şaşırdım ya. Evleri böyle bambudan, bilmiyorum içini görebilir miyiz? Amigo. Nesibe gel içeriye gösterecek. Artesanias. He. Bunları yapıp satıyorlarmış. El işi hepsi. He, moşun meşhur çantalarından. Şimdi onları direkt çekemiyoruz yani. Rahat hissetmiyorlar gördüğünüz az önce. Kolye. Bunlardan da alırız birkaç tane destek olmak için. İçeriye gösterecek. Ya sen kuşu bırakmadın hala. Bırakayım. Bırak yere düş iner o. Bir evin içine girelim dedi. Hiçbir şey yok. Yo yazdı lan. Ha mutfak mı bu? Şunları kullanıyorlarmış. Şöyle testiler var. Burada yatıyorlar galiba hamaklarda. Şu hamakların üzerine koyuyorlar. Kadın çamaşırlarını yıkadı. Şuraya astı. Biz de yalandan yanında dolaşıyoruz. Ya yüzüne dahi bakmıyor. Nesibe de dikkat çekmeye çalışıyor orada ama. Olmadı mı? Ya onlar için ben de beyaz giymiştim ya. Ben hayatımda bu kadar utangaç bir toplum görmedim. Şu kadın ateş yakıyor içeride. İçeriye girip bakalım ne varmış. Ola! Evi bu. Ateşi bu. Şurada kızarttıkları, yedikleri muzlar var. Yani onların evi bu yani. Böyle bir yerde yaşıyorlar. Yani mutfak gibi falan düşünmeyin. Sadece. Şimdi ateşi harladı. Bakalım ne yapacak yemek olarak. Evin çatısı bildiğiniz bakın bu şekilde ve İçeride ateşi yaktıkları için hani yansa yanabilir. O raddeye gelmiş ama pek herhalde sıkıntı olmuyor. Şimdi bir kadın daha geldi. O da yardım edecek galiba. Muz kesecekler. Gençler! İlk defa çocukları gördük. Hay! Ola! Gel bakalım bir çak. Çak bakalım bir daha. Senin tatlını ya. Bu biraz daha cool. Ne yapıyorsun sen? Ne atıyorsun? Dur bakalım bir de ben atayım. Valla bir şekilde artık bizi alışmaya başladılar gibi. Aha Nesibe içeride kaldı. Kapıyı kapattılar. Gel. Jonathan. Hadi beraber oynayalım. Gördüklerinde hemen kaçıyorlar. Çocuklar özellikle. Kadınlar da hemen evin içine giriyor. Yani çok utangaçlar. Hani olay sadece kamera olması falan değil. Arkadaş da aynı şeyi söyledi ama şimdi biraz kaynaşmaya çalışacağız onlarla. Bakalım nasıl anlaşacaksak. Memnun
Nüzüve gitti konuşmak için. Benim yüzüme bile bakmıyorlar çünkü. Kadın kadınla daha iyi anlaşır sonuçta. Ama Nezibe'de de İspanyolca bitti. Şimdi şu aşağıda bir ses duyduk. Oraya doğru gidiyoruz. Vallahi nehrin başında vura vura çamaşır yıkıyorlar. Çektim. Hola. Bien. Asla yüzünüze bakmıyorlar. Çok utangaçlar. Yani ben de GoPro ile elinden hafifçe tutarak çekimi yapıyorum. Doğası muhteşemmiş ya bu. Rüya gibi bir yere geldik valla. Şu yaprakları birbirlerine böyle sıklaştırarak evin çatısını yapıyorlarmış. Bu yeni yapılan bir evmiş mesela. Ev olacakmış sonra. Etrafını bunu mesela kalın ağaçlarla kapatmışlar ama kimisi böyle daha küçük ince ağaçlardan da kapatılıyor. Şimdi bizi bir yere götürüyor çocuk. Bak bu da bir ev mesela. Bu kadarcık. O kadar minimal yaşıyorlar ki. Nehir kenarına doğru gidiyoruz. Of, çok güzel bir yer oldu. Vay, filmlerdeki gibi ya. Olağanüstü ya. Köylerin liderleri oluyormuş. Momo diyorlardı değil mi Nesip onlara? Mamo. Mamo'ymuş adları. Ben şimdi sordum arkadaşa. Nerede dedim Mamo? O dedi asıl dağlarda dedi. Hatta Nesibe'den birkaç bilgi çaldım. Onu da söyleyeyim. O da başka bir yerden çaldı. Bu şeyler liderleri çok şey oluyormuş. Özel insanlar oluyormuş. Öyle olduklarına inanıyorlar. Büyük yani Mamo değil de. Bir de Mamo'nun bu liderin bir büyüğü var. Büyük Mamo. Onlar şaman gibi yaşıyorlar yani. Böyle mağaralarda çocukken onları bu Mamo diye belli oluyormuş. Bu büyük Mamo olacak. Bu ileride Mamo olacak. Aynen. Sonra kendilerini atıyorlar şeye, mağaralara. 7 yıl çıkmayan oluyormuş. Hiç çıkmadan orada yaşıyorlar. Yalnız yaşıyorlar. Hatta doğaüstü güçlerinin olduğuna inanılıyormuş yani. Ama tabii onu şu an biz göremeyiz yani. Tabii. Duyuyoruz sadece. Büyük Mamolar var da kim bilir nerede. Kim bilir nerede. Biz şimdi şu küçük Mamo'nun peşindeyiz. Yiyeceğim mi? Sanırım havada götürdü. Biz böyle bir şeyler getirmiştik yanımızda. Hiçbir şey yemedik daha doğru düzgün. Bu çocuk ne su içti? You don't drink agua? The rio. The. Está limpio. No problem. No problem. Nehirden de diyor suyu şey yapabilir, içebilirsin. Akan su sonuçta diyor. Oturduk birlikte. Öğlen yemeği yiyoruz. Hangi yemek dahildi buna ya? Ama ortam da bu ya. Şu an o kadar tembeliz ki kimse konuşmuyor. Deniz. Lan elimdeki ne yaldı? Namussuz. Ya çok iyiydi ya. bu elemanın kıyafeti yok. Bununla mı girecek? Bien. Kıyafetiyle atladı vallahi. Kafanın rahatlığına bak. Bu nehrin ismi Palomino Nehri. Karayipler Denizi'ne akıyor direkt bizim o bulunduğumuz kasabanın olduğu yerde. Yüzde az önce keyfi yerinde. Biz bir ara kayboldu falan sandık. Gelmedi yani. Bildiğin keyif yapıyormuş sağ olsun. Keyif yapmayı seviyor yani. Keyif yaşamayı seviyorlar ya. Şimdi buradan ayrılacağız. Köyde biraz daha dolaşacağız. Ondan sonra geri döneceğiz. Az önce denizde, nehirde yüzen bir adam vardı ya. Bu. Amigo. Çok güçlü ya. Bunların hepsini karşıdaki nehirden kesip getiriyor. Yalın ayak. Beni gördü hemen bak gitti yine. Bu evi yapacaklarmış etrafını falan. Bu palmiye yaprakları diye tahmin ediyorum onlarla. Bu bölgenin çok güçlü bir enerjisi olduğunu ve
dünyanın merkezi olduğunu düşünüyorlar. Ondan sonra bu adamların şeyi yok. Bir dini inançları yok. Her şeye inanıyorlar. Öyle biliyorum. Öyle yazmışlar. Şimdi bu arkadaş da dolaşmaya devam ediyoruz. Bakalım neler bekliyor başka bizi. Amigo. Dönüşte öğle sıcağına kaldık. Arkadaşlar saat şu an 1-2 oldu. Yani yüzümü tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama herhalde bir 2 kilo su kaybı yaşamışızdır. Şimdi köye geri dönüyoruz. Nesibe'nin de perti çıktı. Yolda bu çocuk bir yerliyle konuştu ama İspanyolca değil. Dedim ki nasıl konuşabiliyorsun? Ya dedi ben de aslında Arkokiyim dedi. Burada bir kabile daha varmış. Ya bize bu turu ayarlayan adam da Arkokiyimmiş mesela. Yerel dillerini konuşuyor. Burada farklı farklı bir sürü böyle kabileler var. Ya köyler gibi düşünün. Farklı aksanlar, lehçeler, yaşam şekilleri var ama genel hatlarıyla bizim gördüklerimiz gibi köylerdeki insanlar yaşıyorlar. Şimdi sucuk olduk. Öğlen 2 oldu. Yaklaşık 9 saattir falan, 7 saattir falan yollardayız. Açlık da bir yandan bastırdı. Merkeze doğru dönüp otelde bir şeyler yemek istiyoruz. Karnım var ya sırtıma yapıştı gibi hissediyorum. Güzel çocuktu bu arada bu. Kardeşimden ayrılıyoruz. Amigom benim. Çok güler yüzlü adamdı. Take care of yourself. Muchas gracias for everything. Con gusto. Su mergala su contacto. Contacto. Telefonumu vereyim. Tamam. Vereceğim bir dakika. Şimdi otele gidiyoruz. Şu terimeri bir atalım bir kendimize gelelim. Anlatacaklarım var. Artık dayanacak halimiz kalmadı. Dedik bari tuttuk da gidelim. Yürüyecek şeyi yok sıcakta. Adam da bize bir fiyat çekti. Abartmıyorum size bak 2-3 dakika sonra varacağız. $2.5 istedi. Sonra ben dedim YouTuber'ım, tur rehberiyim. $1 anlaştık. Abi sonunda böyle ulaştık ve tertemiz bir şekilde duşa girdikten sonra sizinle bir şey birkaç yani duygularımızı anlatmak istiyorum Nesibe'yle beraber yemek yerken. Hostelimiz çok iyi ya valla. Tamam kabile hayatı da iyiydi, oralarda güzel. Özellikle nehrin olduğu yer falan da bizim de hostel fena değil ya. Millet böyle takılıyor. Evet ben size ne anlatacaktım dün. Peki neden üstüm başım değişti? Ve aslında size bu videoyu neden kapanışını yaparken bir gün sonra yapıyorum. Güzel bir yer bulayım oturacak orada konuşalım hadi gelin. Allah şöyle bir oturalım. Arkadaşlar biz dün Kogi yerlilerini çektikten sonra bir akşam hızlıca bir yemek yedik. Ben kapanış falan yaparım konuşuruz diye planlıyordum ama baygın yatmışız. Kondisyon olarak hazır değildik. O yüzden çıktığımız yerlerin yolların ne kadar zor olduğunu gördünüz. Atla falan da gidilebilirdi ama tehlikeli demişlerdi. O yüzden atla da gitmedik. Yürümek zorunda kaldık. Velhasıl kelam biraz zorlu bir süreç oldu bizim için. O yüzden bildiğim böyle canımız çıktı, pertimiz çıktı derler ya öyle oldu. Ama şükürler olsun bugün gayet iyiyiz. Bugün dinleniyoruz zaten. Sonraki bölümde size bu köyü, kasabayı göstereceğim. Buradaki insanlar hostellerde nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar falan. Böyle detaylı video gelir. Yerlilerle çok fazla konuşamadık gördünüz. Başka gideceğimiz ülkelerde de yerlilerin araştırmaya başladık. İşte yerliler olsun, şehirler olsun. Ben olabildiğince her şeyi anlatmaya yine çalışırım size. Ama bu yerliler hani Afrika'da da ben size çok yerli göstermiştim. Hindistan'da falan da gördük ama bunlarla hiç iletişim kuramıyorsun. Yani resmen bu gezegenden değillermiş gibi sizi hani şey düşünebilirsiniz. Adamları çekiyorsun, rahatsız oluyor gibi düşünebilirsiniz belki ama girişte zaten para veriyorsun o bölgeye girerken. Haberleri var yani. Hatta rehber çocukta hiçbir sıkıntı yok dedi, konuştu. Sadece kültürleri böyle diyelim. Yani o şekilde yaşıyorlar ama mesela Nesibe gidince bir yumruklaşıyorlar böyle bir selamlaşıyorlar ama yine de mahcup bir şekilde oluyordu bu. Bizim için çok enteresan bir deneyim oldu. Bu ülkeden sonra özellikle ben en çok merak ettiğim birkaç ülke daha var. Onları şimdi söylemeyeyim sürpriz olsun ama Kolombiya'da herhalde bu Palomino'dan sonra bir de Medellin yaparız. Medellin Pablo Escobar'ın şehri ve bence benim şu ana kadar duyduklarıma göre Kolombiya'nın en güzel şehriymiş. O yüzden orayla ilgili harika videolar yapmayı planlıyorum. Bir de yavaş yavaş ülkeyi anlamaya başladım. Ekonomisidir, siyasetidir, hayata bakışlarıdır, yaşam tarzlarıdır, marketleridir. Bunlarla da ilgili birkaç video gelecek inşallah. Yani bir ülkeye gelince 3-5 bölüm yapmayı sevmiyorum. Olabildiğince her şeyi anlatmaya çalışıyorum size. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum.
Böylece en büyük motivasyonumuz olan bu gezilerdeki yaptığımız işin ve içeriğin değer görmesi ve tabii para da kazanıyoruz yani. Ve görüyorsunuz çok pahalı yani, izlemezseniz canınız sağ olsun ama izlerseniz gezilerimize en azından ortak olmuş olursunuz. Ciddi manada ben yıllardır geziyorum, 12-13 yıldır ilk defa her yerin bu kadar pahalandığını ve bizim paramızın bu kadar değersizleştiği bir dönem olmadığı için zorlanıyoruz yani, çok kolay geçmiyor. Biraz dikkat ediyoruz o yüzden. Velhasıl kelam, böyle sizlerle bir kapanış yapmak istedim. Bundan sonraki bölümlerde de zaten farklı ülkelerden yine hem yaşam olsun, hem gezi olsun, hem kültürler olsun videolar gelecek. Öyle bir kapanış yapmış olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sizin de Kogi yerlilerle hakkında bildiğiniz daha fazla şey varsa siz de yorumlara yazın. İnsanlar, en azından merak edenler bu videodan yararlanmış olsunlar. Herkese Palomino'dan, Kolombiya'dan selamlar. Bir sonraki bölümde bu hippie kasabası nasıl bir yermiş, sahilleri, Karayip Denizi, ormanları nasılmış, sizlere onu göstermeyi planlıyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Selamlar.